tebrik ederim. Rabbim güzelliklerle karşılaştırsın. Geleceğin güzel olsun. Hı hı. Ömrüne, rızkına Rabbim bolluk, bereket versin. Evladına, malına güzellik versin. Huzur versin. Ülkemize barış versin. Dünyaya barış versin. Bu temenniyi yapmak tam da sünnete uygun bir temennidir. Ancak gelin arkadaşlar, millet tantanayla, curcunayla, haramla, biraz sonra onlara gireceğiz. Hı hı. Bu yılbaşını kutluyorlar. Yani 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece biz evet. Müslümanlar da toplanıyoruz. Şimdi böyle haberler gördüm. Toplanıyoruz. Hep beraber falanca camide sabaha kadar zikir yapıyoruz. Sabaha kadar hatim yapıyoruz. Sabaha evet. kadar dua yapıyoruz. Size tesbih namazı kıldıracağım. Nereden çıkarıyorsun? Bu nereden çıktı? Bu yanlış mı hocam? Yanlış. Bu bidat olur. Bu hurafe olur. Sen ibadetle alakası olmayan bir geceyi orada ibadet yapılacak bir geceye çevirmeye çalışıyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek. Buna tam bidat denilen şey budur işte. Dinde olmayanı dine sokuştururuz. Yani 31 Aralık her yıl 31 Aralık gecesi tesbih namazı kılacağım dediğin an ölçün ne? Kimi örnek aldı? Peygamberi mi? Ashabı mı? Alimleri mi? Hı hı. Hiçbir şey yok. Kafana göre alternatif üretmeye çalışıyorsun. Onlar madem böyle kutsal saydılar, biz de bu kutsal sayar. Şu yapılabilir. Gençleri zapt edemiyoruz. Ben şimdi yaşlılara, emeklilere diyorum ki yılbaşı gecesi kardeşim erkenden yat. Yatsı namazını güzelce kıl. Hatta cemaatle kıl. Erkenden yat. Millet günah işlemiş, efendim içki içmiş, kumar oynamış, fuhuş yapmış. Onlar başımıza taş yağdıracak tabiri caizse tırnak içinde. Biz de Allah'tan affımızı dileyelim. Gece herkes ayışmış bir şekilde, ayyaş bir şekilde horul horul uyurken kalkalım. Tövbe edelim. Ellerimizi açalım, ümmete, insanlığa dua edelim. Kendimize af dileyelim. Bu kötülüklere mani olamadık. Allah'ım bizi affet diyelim. Erken yatıp erken kalkalım diyorum yaşlılara. Hı hı. Veya yapabilenlere. Evet. Ama gençleri, arkadaşları yoldan ayartmak için diyor ki arkadaş gel ya falanca yerde kutlama var gidelim diyor. Ya ben gelmeyeyim ya. Günah orada. Hı hı. Ya gel be. Günah benim olsun diyor şimdi. Günah benim boynuma. Ha, günah benim. Hı. O daha büyük günah. Bu gençleri bir yerde tutalım arkadaşlar. Ne yapalım? Bir sohbet yapalım. Ne yapalım? İşte Mekke'nin fethi Ocak ayına denk geliyormuş. 9-10 Ocak'mış. Hı hı. Bunu biz 31 Aralık yapalım. Yavuz Selim'in Kudüs'e girdiği, ayak bastığı gün 31 Aralık'mış. Evet. Biz 31 Aralık yapalım. Gençlerle bir kutlama yapalım. Gençlere de göndermeyelim böyle haram yerlere derseniz bu güzel. Bizim de 31 Aralık'ta hı hı. Biga'da konferansımız evet. var mesela. Bu geçen senelerde Erzurum'da yaptık mesela 31 Aralık'ta. Bakıyorsun gençler, insanlar rağbet ediyor. Çünkü karşı taraf zaten seni uyutmuyor. Naralarla, bağırtılarla, bilmem nelerle canın sıkılıyor. Hı hı. Hiç olmazsa Allah'ın adına işte orada toplanıyorsun, bir sohbet dinliyorsun. Bir etkinlik yapıyorsun. Gençleri bir arada tutabiliyorsun. Evet. Peki hocam bu yılbaşında... Ama bu ibadet kastıyla olmamalı. Anladım. Yılbaşında alkol alarak... bir eğlence düzenleyerek işte yılbaşına ben eğlenerek gireceğim diyenlere sorulduğunda yani bu yabancıların bir adeti bizde böyle bir adet yok denildiğinde onlar da şöyle diyor ben bunu adet olarak değil ben yılbaşına neşeli bir şekilde girmek istiyorum. Girsin. Karışamazsın bana diye bir şöyle karışır. Din karışır. Biz karışmıyoruz. Evet. Bir Müslümana inancı şöyle emrediyor. Alkollü içecek, aklı örtecek, sekerat olan içkileri yılın başında değil, sonunda fark etmez. Her zaman içmek günahtır, haramdır. Evet. Maide suresi 90 okuduğun zaman içki, kumar, falokları, şans oyunları bunların hepsini haram kılındı. Şeytanın pisliklerinden bir pisliktir. Evet. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu bir yılı geride bıraktın, geleceği de bilmiyoruz. İnsanoğlu için aslında dünya hayatı 3 gündür. Geçen geçti. Gelecekle hiçbir garantin yok. Sabaha çıkacağının garantisi yok. Şu anda vaktin, İbnül Vakit derler. Vaktin zaman değerlendiren insana İbnül Vakit. Şu anı değerlendirmen lazım. Ne yaparsın? Son anın. Son anında sen ya da yılın sonunda finale sarhoş kafayla mı girersin? Fuhuşla mı girersin? Kumarla mı girersin? İsyanla mı girersin Allah'a? Finali güzel mi yaparsın? Finali güzel yapmamız lazım. Evet. Yılın sonu finaldir. Bu finali eğlenmek istiyorum. Ben neşeli girmek istiyorum. Gir, neşeli gir. Evladına, çoluk çocuğumla harama düşmeden hayırlı yıllar vesaire de ne bileyim bir hediye takdim etmiş olursun. Olabilir. Bu da senin bu yıllık ajanda hediye ediyorum. Kalem hediye ediyorum sana. Efendim işte eşarp hediye ediyorum. Olabilir. Ama yani bu hediyeleşmekte de bir sakınca yok. Çünkü bir yıl boyunca beni hatırla, kullan. Şimdi siz bir de hocam saydıklarınız örneğin işte içki, fuhuş, bunun gibi şeyleri saydınız. Bunlar her zaman olan haram şeyler. Ama bir de yılbaşı için özellikle yapıyorsan zaten şey var, gaflet hocam. Var burada. O da ayrıca. Bir de mesela haram olmayıp da örneğin hindi yemek. He. Şimdi yılbaşında bir hindi sofrası. Çam süslemek. Çam ağacı süslemek. Bunun hükmü nedir hocam? Hindi yemek, Noel kılıklarıyla insanlara hediye dağıtmak, bu şimdi farklı bir şey. Bu yılın başıyla ilgili bu kutlamalar pagan kültüründen, Hristiyanlık öncesinden geliyor. Bu yılın uzamasıyla ilgili işte 21 Aralık'ta başlıyor bunlar. En uzun geceden başlıyor günlerin kısa uzamasıyla. Bu pagan kültürü çam ağaçları kesmek, süslemek, işte ömrün uzun olmasına vesaire hamledilerek ve o gün işte bereketine, uğruna vesaire inanarak hindi kesmek. Bunlar çok tarih öncesine dayan. Hristiyanlıkta da yok. Ve 16. yüzyılda bunların hepsi yasaklanıyor. Hristiyanlar yasaklıyorlar. Yılbaşı kutlamaları yasak. 16. yüzyılda. Evet, 16. yüzyılda Kalvanistler tarafından olacak. Yılbaşı kutlamaları, onlar bu tür kutlamalara karşı çıkıyorlar yani. Bu çam ağacı kesmeye, hindi kesmeye vesaire karşı çıkıyorlar. Bunlar diyorlar Hristiyanlıkta yok böyle bir şey. Ama daha sonra Hristiyanlığın içine sokuşturuluyor. Noel vesaire adı altında Aziz Nikola'nın işte Demre'de yatan bir adamın aziz olduğu, çocuklara rüyasında geyiklerle bilmem ne hediyeler getirdiği falan hikaye sembolleştirilerek Hristiyanlığın içerisine de bu yılbaşı kutlamaları sokuşturuluyor. Evet. Şimdi bir Christmas kutlamaları var Hristiyanların, İsa'nın doğumuyla alakalı. Bir de dünyanın kutladığı 31 Aralık bitiyor. 1 Ocak'la beraber yeni bir yılın girişi, bu ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden zaten hocam hindiyi sanki böyle haram bir hayvan gibi de değerlendirildiğini görüyoruz. Hindi senenin 364 gününde yiyebilirsiniz. Peki yılbaşı gecesi yesem ne olur? 364'ü bilerek söyledim. Özellikle 364 gün hiç hindi yemiyorsun. Aziz Müslüman kardeşim. 364 gün, hangi kameraya bakayım? Buraya mı? Evet hocam. 364 gün hindi yemiyorsun. Ama yılbaşı geliyor, yılbaşında hindi kesilir inancıyla hindi yiyorsan pagan kültürünü taklit ediyorsun. Putperestliği taklit ediyorsun. Evet. Dinimizde böyle bir hayvanın bir gün kesileceğine dair bir kural yok. Şimdi hindinin yanına bir geçelim isterseniz bu arada. Hindi şöyle sesini de duyuyoruz biz buradan. Şimdi hocam yılbaşında böyle bir hindi almak, kesmek, ondan bahsediyorduk. Tam da hindi pazarından sonra şimdi devam edelim. Burada güzel bir yer ayarladık bu arada hindimize. Evet. Nasrettin Hoca pazara hindi getirmiş. Hindi getirmiş, bakmış kuşların fiyatına, papağana vesaire. Papağana 1000 lira yazmışlar. Nasrettin Hoca da hindiye 2000 lira yazmış. Sonra millet gelmiş, hocam hindi kaça? 2000. Ya hocam 2000 olur mu ya? Papağan 1000 lira. Papağan konuşuyor hocam demişler. Yani papağan konuşuyor. Papağan gibi marifeti mi var? Papağan konuşuyor, onun için 1000 lira. Hindi ne abi? Hindi de düşünüyor demiş. Şimdi bu zavallı. Bu da düşünür. Bu da düşünür. Yani gerçekten çok sessiz dururlar. Çok düşünürler ve hindi eti yararlı bir ettir. Hı hı. Özellikle de bizim İstanbul Üniversitesi'nde sanıyorum bir adada hindi çiftliği vardır. Yıllardır o. Çok uzun yıllardır. Oradan da öğrencilere de zaman zaman hindi eti çıkar. Evet. Faydalı, özellikle kolesterol konusunda, diyabet konusunda falan diğer etlerden çok daha faydalıdır. Hı hı. 364 gün bunu yiyebiliriz. Ama yılbaşına özel kesim diye Kur'an-ı Kerim bu hurafe ve bidatları şöyle yasaklıyor Mustafa'cığım. Araplar develerin belli yaşa geldiğinde ya da işte 2-3 tane yavruladığında deveyi kutsallaştırıyor. Ona önem veriyor. Ve diyor ki bu deve artık kesilemez. Kutsal deve oluyor artık. Evet, vasile vesaire. Kur'an bunları sayıyor. Bu deveyi diyor kesemezsiniz, dokunamazsınız. Allah da diyor ki Allah'ın helalini nasıl siz kafanızdan uyduruyorsunuz? Biz kafadan uyduruyoruz. Bir gün 364 günü bırakıyoruz. Kafadan uydurduğumuz bir gün hindi kesimi yapıyoruz. Ya bu her zaman helal. Bunu her gün yiyebiliriz. Hı hı. Allah helal kılmış, ihtiyaç halinde yenir yani, bunda evet, bir sakınca yok. Ama bir Müslüman olarak Hristiyanlara bakarak, paganlara, putperestlere bakarak onlar yapıyor, ben de yapayım diye özellikle bu gece hindi yediğin zaman onları taklit etmiş olursun. Peki hocam haram mıdır? Bu gece mi? Yani hindi yılbaşı eti gecesi ya da yılbaşı maksadıyla hindiyi pişirip yemek haram olur mu? Teşebbühten dolayı günahkar olursun. Hı hı. Teşebbüh nedir? Normal olarak haram olmayan bir şeyi teşebbühten dolayı haram yap. Teşebbüh ne demek? لَتَتَّبِعَنَّ السَّنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاءً بِزِرَاءٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ. Hadis-i şerif mükemmel. Bugünü anlatıyor. Diyor ki geçmiş milletleri karış karış, zira zira takip edeceksiniz onların yollarını. Onların yollarını. Hatta onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Bu kadar taklit edeceksiniz. Bunlar kimdir ya Resulallah? Hristiyan ve Yahudiler midir? Ya kim olacaktı? Bugünü anlatıyor. Aynen de örneği işte. Bir de men teşebbehe bi kavmin fehü minhum diyor. Kim bir kavme benzemeye çalışıyorsa, onları taklit ederek onlar gibi kültürünü, örfünü, ananesini, ritüellerini, fehü minhum, o da onlardandır. Evet. Buradan ulema diyor ki bir kavme benzemeye çalışmak haramdır. Kültürüne, tarihine, diline, örfüne, ananene sahip olacaksın. Bizim Müslüman kültüründe, dininde, medeniyetinde, Türk kültüründe, örfünde, ananesinde 364 gün yemeyip de yılbaşı gecesi hindi kesme var mıdır? Yoktur. Nereden geldi bu bize? Batı'dan geliyor. Evet. Bu bir taklittir. Mukallitsin. Onlar da şükran günü yemeği yapıyorlar. Işte. Şükran günü yemeği yapıyorlar ve göstermelik olarak da 2-3 tanesini affediyorlar. Neyse biz de artık bir tanesini kurtardık. Hindi affediyorlar, evet. Ya biz birini kurtardık. Bunu da ben affediyorum. Kesmeyin bunu. Kesmeyin yılbaşı gecesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.